Bölgelere göre yöresel mutfak kültürleri, bilgi ve görgüsü sayesinde destinasyonların markalaşması, işletmelerin imajının pozitif yönde artması ve bireysel olarak da aşçıların aranılan kişiler olması mümkün olacaktır. Bölgesel mutfakları tanıyan, dolayısıyla Türk mutfak kültürünü iyi bilen aşçılar, evrensel arenada da tanıtım açısından etkin olacaklardır. Bu konularla ilgili olarak kullanılabilecek anahtar kavramlar şunlardır. Akdeniz, Doğu Anadolu, Ege, Geçiş Dönemleri, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz, Marmara, Öğün. Bu programı izledikten sonra bölgelere göre Türk mutfağında öğünler nasıldır, bölgelere göre Türk mutfağında geçiş dönemleri nelerdir, bölgelere göre Türk mutfağında kutsal günlerle ilgili yeme içme ritüelleri nasıldır, bölgelere göre Türk mutfağında neşeli günler nasıldır sorularına cevap bulabileceksiniz. Marmara Bölgesi mutfak kültürü kapsamında Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale illeri incelenmiştir. Marmara Bölgesi'nde genel olarak sabah, öğle, akşam ve yatsı olmak üzere 4 öğün yemek yenir. Yatsı öğününde ekmek, peynir, reçel, tahin pekmez, salça Süt ve çay gibi ürünler tüketilir. Yaz mevsiminde ise bu öğün meyve ve sebzelere göre çeşitlenir. Marmara bölgesi mutfak kültüründe çocuk doğunca ziyarete gelen konuklara lohusa şerbeti, asker uğurlamada döndürme, düğünlerde tavuk çorbası, nohut, sarma, etli patates, keşkek, pirinç pilavı, cacık, karpuz, hoşaf, irmik helvası ikram edilir. Karadeniz bölgesi mutfak kültürünü Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt, Rize ve Artvin illeri oluşturur. Bölgede sabah çay, zeytin, çökelek, peynir, börekler, patates, yumurta çeşitleri, bal, pekmez, reçeller Tereyağı ve kaymak gibi kahvaltılıklar yenilir. Öğle yemeğinde mevsimine göre çorbalar, pilavlar, konserveler, turşular, tavuk ve et yemekleri, sebze yemekleri, yabani ot yemekleri, balıklar ve salatalar tüketilir. Akşam yemeğinde ise öğle yemeğinde yenilen yemekler veya benzerleri sofralarda bulunur. Çankırı, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir Yozgat, Sivas, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Karaman illerinden oluşan İç Anadolu bölgesi mutfak kültüründe sabah kahvaltısında kahvaltılıklar dışında süt çorbası, omaç çorbası, tarhana çorbası, bulgur pilavı, haside ve yayık gibi yiyecekler bulunabilir. Öğle yemeğinde patates, mantı, köbete patates piyazı, kabak yemeği, patlıcan yemeği, taze fasulye gibi yemekler yenilir. Akşam yemeğinde mantı, tirit, su böreği, yoğurtlu sarımsaklı yumurta gibi yemekler tüketilir. Yatsı ve sonrasında ise kavurga, patlamış mısır, arabaşı çorbası, elma, armut, ahlat gibi meyveler yenilir. İç Anadolu bölgesinde loğusaya pirinç çorbası pişirilir düğünlerde geline özel poğaça yapılır. İzmir, Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Denizli ve Muğla illeri Ege bölgesi mutfak kültürünü oluşturur. Bölgede sabah kahvaltısında patlıcan közleme salatası, menemen, tarhana çorbası, sahanda yumurta, haşlanmış patates, yumurta salatası, zeytin, tulum peyniri, ezme peynir, beyaz peynir, çilek reçeli ve çay tüketilir. Öğle yemeğinde patlıcan borani, otlu saç böreği, bulgurlu domates yemeği, yassı fasulye kızartması, patlıcan, biber, patates kızartması, ot kavurma, tavuklu şehriye çorbası, un çorbası, semiz otu kavurması gibi yiyecekler yenilir. Akşam yemeğinde ise taze fasulye yemeği, taze bamya yemeği, taze börülce yaprak sarma, taze börülce kavurması, zeytinyağlı sebze dolmaları, mercimek çorbası, tarhana çorbası, marul salata, ot salatası, domates, biber söğüş ve çoban salatası sofralarda bulunur. Burdur, Isparta, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş illeri Akdeniz bölgesi mutfak kültürünü oluşturur. Sabah kahvaltısında genel olarak zeytin, peynir, çökelek, yağ, reçel yenilmekte, içecek olarak süt ve çay tercih edilmektedir. Bazı illerde çoğunlukla tarhana ve mercimek çorbaları içilir. Tarhana ya da bulamaç çorbalarının yanı sıra çay, peynir, zeytin, kaymak, reçel, yumurta, domates, patates kızartması gibi yiyecek ve içecekler yenilir. Öğle yemeğinde Bölgenin batısında sebze yemekleri, doğusunda ise bulgurlu yemekler yapılmaktadır. Genel olarak öğle yemeği geçiştirilmektedir. Bir gün önceden kalan yemekler yenir ya da çorba, makarna gibi pratik yemekler yapılır. Akşam yemeğine erkekler eve geleceği ve tüm aile birlikte olacağı için önem verilir, en özenli yemekler hazırlanır. Malatya, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Bingöl, Tunceli, Elazığ ve Malatya illeri Doğu Anadolu Bölgesi mutfak kültürünü oluşturmaktadır. Bölgede sabah kahvaltısında genellikle pekmez, bal, yumurta, peynir, lor, reçel, çeçil, deriye tepilmiş peynir, tereyağı, zeytin, kaymak tüketilir. Öğle yemeğinde kuymak haşıl, yumurta sinoru, kahvaltılık, mantı, makarna gibi hamur işleri vardır. Akşam yemeğinde çorba, et yemekleri, hıngal, kesme aşı, kas kavurma, et kavurma, erişte veya pilav yapılır. Salatalık, domates söğüş veya ayran da yemeğe eşlik eder. Yatsı ve sonrasında ise mideye rahatsızlık vermeyen hafif yiyecekler yenir kahvaltı türünde yiyecekler tercih edilir. Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinden meydana gelen Güneydoğu Anadolu bölgesinin coğrafi şartlarının oluşturduğu kendine özgü bir mutfak kültürü bulunur. Bu mutfak, Verimli Hilal adıyla anılan Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki topraklarda üretilen tahıl, et, yoğurt baklagillerin şekillendirdiği bir mutfak olarak dikkat çeker. Gaziantep ve Siirt'in fıstıkları ile zeytin ve akarsu boylarının sebze ve meyveleri de bu mutfağın diğer elemanlarıdır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde eskiden günde iki ana öğün yemek yenirdi. Sabah ve akşam kuvvetli yenilir, öğlenleri ise hafif yiyecekler tercih edilirdi. Bölgelere göre yemek kültürünün şekillenmesinde bölgenin coğrafik durumu ve gelenek görenekleri etkili olmuştur. Genel olarak bakıldığında her bölgede üç ana yemek öğünü bulunur. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde öğle yemekleri hafif bir şekilde geçirilir. Her bölgede yetişen meyve ve sebzeler ana yemeklerin şekillenmesine etki etmiştir. Doğum geleneğinde lohusa şerbeti verilmesi tüm bölgelerde uygulanan bir mutfak kültürüdür. Bu programda bölgelere göre Türk mutfağında öğünler nasıldır? Bölgelere göre Türk mutfağında geçiş dönemleri nelerdir? Bölgelere göre Türk mutfağında kutsal günlerle ilgili yeme içme ritüelleri nasıldır? sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Türk Mutfak Kültürü ders kitabının 5. ünitesinde yer almaktadır.